başıboş sokak köpeklerine ilişkin olarak şu şerhe bir kere daha düşmek isterim. Şöyle ki biz inanan insanlar olarak özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bizim inancımızda Fevzi, hayvanlar benim dilsiz kullarımdır diyen bir yaradan ve onun ayetleri, hadisleri söz konusu. Biz bu durumda zaten bununla ihtilafa düşecek inancımızla bir itilaf söz konusu dahi olamaz. Onların öldürülmesine yönelik hiçbir cümle kurmamış olmamıza rağmen hedef gösteriliyoruz. Bu konuda sözü sana bırakmak istiyorum. Bir canlının, bir karıncanın kılına zarar gelse ben oturur ağlarım. Öyle bir fıtratım var. Neyle itham ediliyoruz? Vallahi çok üzücü. Hakikaten bu kısmına çok üzülüyorum işin. Ela, gerçekten ben sosyal medyada yapılan yorumları okuyunca, çok küçük bir kesim için söylüyorum yine, marjinal bir grup. Bunu da söylemekten hiç imtina etmiyorum. Gerçekten çok küçük, marjinal bir grup var sosyal medyada. Bu işi adeta terörize ediyorlar. Yani bunu çok açık görüyoruz. Siz hayvan seversiniz de, Ela Rümeysa Cebeci ile Fevzi Çakır ya da Habertürk çalışanları hayvan sever değil mi? Bu hayvansever ya da hayvansever olmayanlar davası değil. Bu, başıboş bir şekilde sokakta köpek isteyenler ve istemeyenler davası. Başıboş sokakta gezen köpeklerin saldırıları sonucunda vücutları parçalananlarla bu başıboş köpekler gezsin, bu şekilde insanların vücutları parçalansın, hayatlarını kaybetsin diyenler arasında bir dava. Şunu ifade edelim Ela, kesinlikle ben bundan sonra senden de rica ediyorum, asla bu karşıt grubu ifade ederken hayvanseverler olarak ifade etmeyelim. Yeni bir tanımlama buradan dile getireceğim ve bundan sonra da yorumları yaparken bu başıboş köpek sorununa dair bu tanımlamayı kullanacağım. Sokakta başıboş köpek isteyenler, hayvansever değil, zira ben de hayvanseverim. Sen de hayvan seversin. Kimse sokaktaki herhangi bir canlının katledilmesini talep etmiyor. İnsanların yaşadığı sokaklarda başı boş köpeklerin temizlenmesini talep ediyoruz. Bunu neden talep ediyoruz? 10 yaşındaki tunahanların parçalanmaması için. 79 yaşındaki ninelerimizin sokak ortasında köpekler tarafından parçalanmaması için. 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında araçlardan kaçarken, köpeklerden kaçarken araç altında kalıp can veren hayatlarımız olmaması için istiyoruz. Köpekleri de düşünüyoruz. Sokakta başıboş bir şekilde geziyorlar, koloniler halinde geziyorlar ve insan yaşamını tehdit ediyorlar. Kendileri de tehdit altında. Caddelerin ortasında arabaların üzerine atlıyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Çöp karıştırıyorlar. Dolayısıyla bizim, çöplerin içindeler. Evet, yani hiç demagoji, evet demagoji yapmaya gerek yok Ela. Biz sokakta başıboş bir şekilde köpek olmasın diyoruz. Köpek katliamı yapın demiyoruz. Bunun için herkes tedbirini alsın, belediyeler görevlerini yerine getirsin, kamu idareleri görevlerini yerine getirsin. Uygun barınaklar inşa edilsin, uygun kamplar yapılsın. Buralarda köpekler ıslah edilsin, kısırlaştırılsın, her türlü tedbir alınsın. Ama sokakta başıboş köpek olmasın. Siz hayvanseversiniz de biz hayvansever değil miyiz? Bundan sonra sizin o sosyal medyada demagoji yapan bir grup azınlığın, adı bundan sonra hayvansever değil benim açımdan. Sokakta başıboş köpek isteyenler. Ben istemiyorum, siz istiyorsunuz. Ben neden istemiyorum? İnsan canına verdiğim değer dolayısıyla istemiyorum. Bu kadar basit. Bu arada çok ciddi beddualar, kişisel hakaretler ve çok ciddi bir mobbingle karşı karşıyayız. Burada da canlı sevmenin içeriğini sormak istiyorum. Biz burada gerçekten köpek köyleri olsun, köpekler o barınaklarda alt alta üst üste değil, güzel alanlarda yaşasınlar. Evet. Onlar bizim can dostlarımız. Bunu Ela, defaaten söylememe rağmen nasıl manipülatörlük evet. yapılıyor? Yani? Hiç söylemene gerek yok, dilini yorma. Çünkü baktın değil mi yorumlara? O evet. Sözüm ona bize karşıt duran grubun yorumlarına. Biz ekranda hayvan düşmanlığı yapıyormuşuz. Evet. Evet. Ya ne zaman duydun ya? Manipülasyon. Ne zaman duydun? Belediyeleri göreve davet etmiyormuşuz. Ya ben burada kaç gün konuştum ya? Ne dedim?
Bu seçim, önümüzde seçim var, yerel seçim var. Bu sorunu ben şu şekilde dört dörtlük çözeceğim demeyen belediye başkanına oy vermeyin dedim. Evet, daha ne diyebilirim? Ya ortada yalan konuşuluyor. Mevzuat teyze, gözümüzün yetersiz. Önünde yalan konuşuluyor. Tabii şu anda. Yani şöyle bu mesele birileri için böyle tribüne konuşup alkış alacakları ya da nem alacakları bir mesele haline getirilmiş. Ben bakıyorum bir yandan bize işte sosyal medya hakaret ediyor, küfür ediyor. 5 dakika sonra da bilmem ne IBAN'ını paylaşmış. Efendim sokaktaki hayvanlarımıza mama alacağız, battaniye alacağız. Ya kardeşim, ya sektör haline mi getirdiniz bu işi ya? Biz bu işe insani açıdan bakıyoruz, insani pencereden bakıyoruz. Sokakta başıboş köpek istemiyoruz. Ya sokaklar, caddeler, şehirler başıboş hayvanların yaşam alanı mı? Bunun için her türlü tedbir alınsın. Sokaklardan köpekler toplansın. Uygun barınma alanları inşa edilsin. Bu barınma alanlarında köpek mi beslemek istiyorsunuz? Gerçekten samimiyseniz. Gidin o barınma alanlarında o köpekleri besleyin. Biz de gelelim besleyelim. Siz hayvan seversiniz, biz hayvan düşmanı mıyız? Hayır. Ben sizden daha fazla hayvan sevgisine sahip olduğumu düşünüyorum. Evet Fevzi. Bu kadar basit ele. Bundan sonra hayvansever, hayvansever olmayan değil. Bu meselede benim nitelemem sokakta başıboş köpek isteyenlerle sokakta başıboş köpek istemeyenler. Bu kadar basit. Bu ayrım bu kadar net. Burada bir şeyin başıboşluk ve kontrolsüzlük halini konuşuyoruz aslında. Mesele köpek, yılan, işte ayı vesaire değil. Başıboşluk hali. Dolayısıyla tabii ki ya yani, şizofreni hastası İnsanların olan birini yaşadığı mesela alanlarda sokakta mı tutmalıyız? Bunu da sorayım. Şizofreni hastası olan bir kişi kılıçla sokağa çıkıp bir genç mimarımızı öldürdü. Mesela onun da mı sokakta yaşama hakkı var, yoksa rehabilite edilmesi, bir hastanede mi tutulması gerekiyor? Yani teşbihte hata olmaz. Biz armutla elmayı birbirine karıştırıyoruz ve burada çok ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyayız. Lütfen biz de bunun farkında olarak yorum yapalım. Çünkü bizim de bir gözyaşımızın hesabını kimse veremez. Diyorlar ya, sokaktaki köpeğe hedef gösteriyorsunuz. Hiçbir şeye hedef göstermiyoruz. Bilakis çözülsün istiyoruz. O yüzden konuşuyoruz ve gündem aynen öyle farkındalığı aynen çıkarıyoruz. Öyle.